gazeteci Nagihan Alçı'nın tweeti. Ekranlarınızda olacak görelim. Ne diyor Nagihan Alçı? Kimse kendini kandırmasın. Açık hava tımarhanesine dönmüştür ki ortamında hiçbir yurttaş, hiçbir yurttaş bütün yurttaşlar adına konuşabiliyor. 50,2 gibi bir skorla saygı duymaz. Huzursuz bir ortam doğar Diyor Nagihan Alçı. Şimdi buradan başlamak isterim. Bütün yurttaşlar adına konuşan bu hanımefendi ne demeye çalışıyor? Biliyorsunuz bir süredir iktidarın önemli isimleri çıktılar. 14 Mayıs'ta efendim Erdoğan giderse bu bir darbe olur dediler. İşgalcilere karşı istiklal savaşı veriyoruz dediler. Bugün hala efendim şöyle söylemler kullanıyor Erdoğan mesela. Neymiş efendim? Kazanacaklarmış. Siz kim oluyorsunuz da kazanıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da Erzurum'a geliyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da tek başınıza kararlar alıp mitingler yapıyorsunuz? Diğer başkaları da diyor ki Emin. Erdoğan dururken ne münasebet Kılıçdaroğlu? Diğer bazıları da diyor ki efendim ee, bunlara bırakmayız bu zillet ittifakına. Siz kim oluyorsunuz da zillet ittifakı olarak kazanacağınızı falan ifade ediyorsunuz. Arda ardına gelen bu tip açıklamalar yetmedi, taşlar sopalar. Bugün onu söyledim sosyal medyamdan. Yani anlatıyorlardı. Köprüler yaptık. İşte efendim hava alanları yaptık. Uzaya da gideceğiz. Sonra gelinen nokta taş sopa. Şimdi Nagihan'ın şu sözlerini bir konuşmayalım. Nagihan Alçın'ın şu sözlerini bir konuşmamız gerekiyor. 50,2 ile efendim huzursuzluk mu olur Emin Çapa? Şimdi ben olayın matematik tarafında biliyorsun bu stüdyoda pazar akşamı biz hepimiz burada olacağız ve seçim yayını yapacağız. Ben de epeydir işte dil gibi şeyi çalış, seçim çalışıyorum. İşte kanal hazırlık yapıyor. Bunun bir matematik tarafı var. İnsanlar şunu anlamıyorlar Şirin Aysel. Dört aday var. iki aday yok. 50,2 her e, bir puan yani yüzde birlik dilim 577 bin seçmene denk geliyor. 577 bin seçmen demek. Her bir puan. Eğer katılım oranı yüzde 90 olursa. Şimdi 577 bin seçmen 1 puan. E peki 50,2 alırsa Recep Tayyip Erdoğan ne alacak? 49,8 mi? Sinan Oğan ve Muharrem İnce var. Onların toplamda, katiyen beş gibi niyetle söylemiyorum. Nagen Alçı'nın tezi üzerinden bir şey yapıyorum. 5 puan aldıklarını varsayalım toplamda. Bu ne demek? Bu şu demek. O zaman Recep Tayyip Erdoğan 44.8 alacak demek. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasındaki oy farkı 3 milyonun üzerine çıkıyor. 3 milyon oy fark atmış oluyor eğer... 50,2 almış olursa. Çünkü aslında Nagihan Alçı burada başka bir şey kastediyor. İkinci tura kalırsa, iki aday olursa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu 50,2 alırsa Recep Tayyip Erdoğan 49,8 alırsa ha işte o zaman biz kopartırız kıyametiye işaret etmek istiyor bence. Yoksa birinci turda Sinan Oğan'la Muharrem İnce sıfır oy mu alacaklar? Sıfır mı? Yani hiç mi oy almayacaklar? Birer puan bile alsalar zaten bir milyonun üstünde oydan bahsediyoruz. Nereden bakarsanız bakın. 1 milyon e, insanın... Onlar aldığında. E, e. 0,2'ye de baktığında o da e, 140 bine yakın oy yapıyor. 1 milyonun üstünde fark atmış oluyor o durumda bile bir bile alsalar Küçük Muharrem ya, İnceyle. Nüfusu. bir milyonun yani Sinan Oğan'la Muharrem İnce bir oy bile alsa yüzde bir bile oy alsa aradaki fark bir milyonun çok üzerine çıkıyor. Bu, bu bu bahanelerin altına saklanmaya gerek yok. Birincisi bu olayın matematik tarafı. Ama ben burada bir işaret görüyorum. O da ikinci turda 50,2 ile öyle kazanmak yok falan demek istiyorlar. İkinci bir önemli nokta var. Recep Tayyip Erdoğan'ın 51,2 ile kazanma olasılığı olsa idi ve iki aday olsa idi. Birinci turda öyle bir insan he, yok, göstermiyor. Olsa, hiç, hiç yok. Birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığı söylüyorum. Yok, hiç. Matematiksel olarak söylersek boş küme. Öyle bir olasılık yok birinci tur için. Ancak sadece. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanma olasılığı var. Ben de onu şu anda 3'te 1 civarında görüyorum. Ee, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin %5 civarında oy alması koşulunda 3'te 1 civarında görüyorum. Ee, ama bunu da bir tarafa bıraksak. Recep Tayyip Erdoğan'ın 50,2 ile kazanma olasılığı olsaydı... Aynı şeyi söyleyecek miydi? Aynı şeyi söyleyecek miydi? Yani Nagihan Altçı televizyona çıkıp Recep Tayyip Erdoğan 50,2 ile seçimi alırsa bu huzursuzluk yaratır ülkede. Kabul edilemez böyle bir şey. Onun için birinci tur söylemi yanlış, ikinci tura kalmalıdır. Diyecek miydi? Sizce diyecek miydi? Hepimiz bu sorunun yanıtını biliyoruz. Sayın Nagi Alçı, hepimiz bu sorunun yanıtını biliyoruz kusura bakmayın ama. Üçüncü bir önemli nokta daha var. Aslında burada tehlikeli bir şey oluyor. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun müziğini ya da kampanya e, şarkısını götürüp terör örgütüyle birleştirmesi ve sanki terör örgütünün efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun şarkılarını söylüyormuş gibi hava yaratması gibi yok efendim camiye hala imamı artık daha ne yapabilir başka bir adam, adam daha ne yapsın daha ne yapsın bunu kaç kere yalanlasın camiye girdiler söylemi gibi burada bir şey yapılıyor bu meydanlarda Ekrem İmamoğlu'na CHP'lilere neden taş atılıyor? Bütün bunlar yüzünden atılıyor ve Sayın Nagihan Açı çok tehlikeli bir şey yapıyor. Kusura bakmasın. Seçimin sonucunda bunu kabul etmeyin. Anayasayı tanımayın. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan aslında yeniden aday olamazdı anayasa gereği. Anayasayı kendisi için, kendisinin yazdığı anayasayı kendisini ihlal etti, tanımadı Recep Tayyip Erdoğan. Siz de tanımayın anayasayı ey halk. Ey Erdoğan'a e, oy verenler eğer Kemal Kılıçdaroğlu 50,2 ile kazanırsa siz de anayasayı tanımayın huzursuzluk çıkarın demek ismi istiyor acaba Sayın Alçı? Bu demek o demek çünkü. Bu demek o demek. Kusura bakmayın. Anayasada söylenen yüzde 51 oy değil veya 50,1 oy değil. Yüzde 50 oy eğer katılım 90 olursa onu da hesapladım hemen söyleyeyim. 28 milyon 851 bin 274 oy alan kazanır. Çünkü 28 milyon 851 bin 273 oy oyların yarısı olur o zaman katılım 90 olursa bir fazlası yeterli bir fazlası tek evet, bir fazlası çünkü, Anayasa e, öyle diyor. Anayasa öyle Anayasa şöyle demiyor çünkü az bir fark olursa huzursuzluk olur bu seçimde tekrara gider demiyor ayrıca da Öyle bir şey oldu. Huzursuzluk oldu. Ne yapılacak? Seçimler mi yenilenecek? Evet. Daha önce bunu denediler. Ne olduğunu gördük. Sand, açık söyleyelim. Huzursuzluk falan olmadı e, Ekrem İmamoğlu seçildiğinde. Bir... Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi etrafındakiler kimler olduğunu da bu arada biliyoruz. Biliyoruz bütün o konuşmaları ortalığa döküldü bunlar. Berat Albayrak'ın evet, fikirleriyle, İçişleri Bakanı'nın desteğiyle Sayın Soylu'nun Sandık tekmelendi. Bakın yalan söylemeyin. Sandık 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 yıllarca diyen AKP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı birinci seçimi sandığı tekmeledi. Ve sonucu ne oldu? 800 bin oldu. Çünkü bu halk kusura bakmayın böyle şeylerden ha. ne derseniz din hoşlanmıyor. Şimdi burada daha önce de tabii Üsküdar'a alan geçti meselesi Atı var. Hatırlayacağım. E, Atı alan ne dedim ben? Üsküdar'a alan yanlış söylüyorum. <laughs> Atı alan Üsküdar'a geçti meselesi var. O zaman da hatırlayın. Ee, mühürlü zarflar, mühürsüz zarflar meselesi vardı ki o zaman huzursuzluk, huzursuzluk çıkması için çok daha büyük nedenler vardı. Resmen geçersiz oylar geçerli sayıldı ve çıkıp Erdoğan bir açıklama bile yapmak. Mecburiyetinde kendini hissetmedi. Hiçbir şekilde bu durumdan gocunmadı. Hiçbir şekilde dönüp de ya burada bir problem oldu demedi. Ne dedi? O atı alan Üsküdar'ı geçti. Siyasi tarihimize, seçim tarihimize geçmiş altın sözlerdir bunlar. Şimdi dolayısıyla herkes seçim sonucunu değil mi? Tanımak zorunda. Eğer ortada bir e, gerçekten kanıtlanan e, yolsuzluk ve üç kağıt yoksa. Daha önce üç kağıtlar vardı ama kanıtlanamadı. Hiç kimse de bundan gocunmadı. Ne diyeceksin? Şimdi şöyle ben hani söz konusu yazar üzerinden, şahsı üzerinden bir tartışma yapmak istiyorum. Hayır, istemem. o açtığın ha, için evet, ama bu evet, evet, bir hayır. Bu, bu bir Mesele şu. Bir zihni... Fikri tartışın. Evet. Bu yazının bütünü okunduğunda sizce bu yazı neye kime hedef alıyor ve hedefini? Değil mi? Biz herhangi bir şeyde İlkokul kompozisyonu bile olsa aşağı yukarı ne anlatmak istedim diye sorarız. Bu yazı çok açıkça muhalefetin son özellikle bir hafta on gündür yürütmüş olduğu ilk turda bitsin kampanyasını hedef alıyor. E, amacı ne? Zaten yazıda kendisini açıkça söylediği gibi ikinci tura kalırsa Türkiye için daha iyi olur. İki turda bitsin. Hatta diyor ki bunun örnekleri dünyanın her yerinde böyle. İki turda bitsin. Şimdi peki ben ne düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim. Daha tersten bakacağım. Ben değil e, 50,2'ye bilmem ne ben gerçekten bu sistemi 60'a 40 da olsa 55'e 45 de olsa bir önceki seçim gibi olsa yani 50 kaçta 52,5 aldı Tayyip Erdoğan. 52,5'a diğerleri de olsa bu sistemin kendisinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki. Yani nasıl bir sorun var? Arkadaşlar başından dedik ki bu başkanlık rejimi %50'nin üstüne sadece bir oy fazla alanın geri kalanı tümden yoksaydı görüyorsunuz neler oluyor? atamalarda yoksaydı ihalelerde yoksaydı zenginliğin dağıtılmasında yoksaydı basında yoksaydı örgütlenmede yoksaydı memlekette yok gibi Ülkenin yarısı sürekli dayak yiyor farkında mısınız sürekli dayak yiyor yediyle dayak yiyor içtiğiyle dayak yiyor söylemek istemiyorum ne içtiğiyle dayak yedi ne giydiğiyle ne giydiğiyle dayak yiyor cinsiyetiyle dayak yiyor. Dayak yiyor. Dedik ki bu sistem %50 artı bir fazla oyun alanın ülkede istediği türden otoriter, despotik, diktatörlük ne derseniz deyin oraya doğru giden bir rejim kurma şey veriyor. Haklı çıktık mı? Çık Bence çıktık. Fazlasıyla çıktık. Çıktık. Zaten bana sorarsanız bu yazı o haklılığın evet. sebebi. Neden işte o noktaya geliyorum? Şu yüzden arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz. Ya 21 yıllık iktidarın sonunda iktidarını bırakmamak için her şeyi yapan bir iktidar nedeniyle şu anda %52 bilmem